parçası. Oradan yani illa kamu kurumu izni alan ilan etmek zorunda değil. Manisa Sanayici ve İş Adamları Derneği inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik olarak kentsel dönüşüm hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. İki şey de anlatmak istiyorum. Yapı denetimlerin... Yapıların risk değerlendirmesini kamu kurumlarının yanında özel işletmelerin de yapabildiğine değinen MASİAD Başkanı Muhittin Çalımcı, iş adamlarının kentsel dönüşüm hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi. Çok önemli bir konu kentsel dönüşüm. Bunun detayları var. Manisa olarak biz çok bu işin içine giremediğimiz için detayları da pek fazla bilemiyoruz. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Mehdi Hasanzade de katılarak iş adamlarına kentsel dönüşümü anlattı. 2012 yılı sonunda çıkan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının getirdikleri hakkında bilgiler veren Hasanzade, yasayla kentsel dönüşümün riskli alan, riskli yapı ve rezerv alan olarak tespit edilen alanlarda uygulanabileceğini söyledi. Kentsel dönüşümün 3 tane ayağı var. Bir riskli alan, bir riskli yapı, bir de rezerv alan. Bizim şu anda yoğunlukla aktif olarak çalıştığımız riskli yapı. Bu bağlamda bakanlığımız şu anda resmi olarak 9 tane firmamızı lisans vermiş durumda ve 9 firma kamu kurumları hariç aktif olarak vatandaşların taleplerini karşılıyorlar. Ve bu binalarımızı yoğun bir şekilde ilan ediyoruz. Şu anda bugün itibariyle Manisa ilinde 307 binamız riskli yapı kapsamına alınmış durumda. Bunlardan 40 adedi yıkılmış durumda. Yani yaklaşık geçtiğimiz zaten 8 aylık bir sürecimiz var. O 8 aylık süreç içinde 307 binamızı riskli ilan ettik ve 40 binamızı da yıkıldığını belediyeler tarafından bize bildirilmiş durumda.